Şimdi biliyorsunuz anayasa e, hala 12 Eylül derlerin ya da askerlerin dizayn ettiği bir anayasa. Bu anayasada kısmi değişiklikler e, yapıldı ama büyük ölçüde düşünce, ifade, örgütlenme özgürlüklerine ilişkin maddeler ve toplumun çoğulcu yapısını hiçbir şekilde karşılamayan e, maddeler aynı olduğu gibi kaldı. Türkiye'de herkesin kendisini içinde bulunacağı yoksulların, Kürtlerin, Alevilerin, Çerkezlerin, Pomakların yani farklı dinlerin, farklı dillerin, farklı inançların e, e, bu toplumun yoksullukları nedeniyle eşit yurttaşı olamayan insanların içinde bulacağı bir anayasa büyük bir ihtiyaç. Bu anayasa öncelikle e, Türkiye'nin temel sorunlarından biri olan ee, Kürt sorununun, ee, bu sorunu derken de rahatsız ediyor oluyorum. Geçen gün bir arkadaş çok güzel bir ifade, bizim tarafımızdan sorun haline getirilmiş Türk varlığı e, dedi. Hakikaten böyle demek lazım. Kürt halkının demek lazım. Barışçıl, demokratik çözüm taleplerini yansıtan, işte eşit e, yurttaşlık, aynı zamanda Aleviler için de geçerli bu, eşit yurttaşlık, ana dilinde yaşam, bütün kültürler, haklar için geçerli ülkedeki ve yerel demokrasi talepleri bütün Türkiye için geçerli. Şu anda müthiş bir merkezi vesayet altında belediyeler. Hangi belediye olursa olsun. Hani HDP belediyelerine kayyım atıyor ama belki CHP belediyesine de at, at, atayabilir. Onun dışında belediyelerin aldığı her karar varlıkça onaylanmak zorunda. Yani yerel demokrasi şu anda Türkiye'nin nefes alması ve bir demokrasiden söz edebilmenin tek yolu. Hayata geçtiği. E, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anayasanın sadece bazı maddelerine eşitlik maddesine değil bütün anayasaya hakim olduğu o bakış açısının, ekolojik e, yıkımla ilgili şeyin konuların bütün anayasaya hakim olduğu, e, engelli haklarından söz ederken sadece işte bazı temel haklardan değil bütün anayasanın bu perspektifle. E, inşa edildi. bir yeni anayasa toplum açısından büyük bir ihtiyaç. Fakat ben geçen günkü konuşmada da anlatmaya çalıştım. Şu anda 2011'deki anayasa sürecinden oldukça uzaktayız. Öncelikle hani böyle bir anayasa ihtiyacı olduğunu söyledik. Bu anayasanın aynı zamanda hazırlanma şekline de itirazımız var. Biz e, demokratik toplumun örgütlü kesimlerinin katılımıyla anayasanın, halkın, toplumun örgütlü kesimlerinin katılımıyla ancak bir anayasanın e, hazırlanabileceğini savunuyoruz. İkincisi de e, eğer bir anayasa sürecine girilecekse düşünce ifade, örgütlenme özgürlüğü önündeki onlar da yetmez. E, yargıda bazı ceza e, yasasındaki bazı şeylerin 2011 sürecinde bu Herkesi terörist ilan eden maddelerde terörle mücadele kanunuydu. Ceza kanunu bazı maddeleriydi. Şimdi de benzer şeyler var. Bir kere bunların öncelikle kaldırılması gerekir. İkincisi yine böyle bir anayasa süreci için mutlaka bir siyasi af çıkartılması gerekir. Yani ki biz toplum olarak hem özgür şartlarda eşit koşullarda anayasa sürecini tartışabilelim hem de Bugüne kadar ki mevcut anayasanın ya da mevcut hukuk sisteminin iktidara bağlı mahkum ettiği insanlar bir şekilde anayasa sürecine katılabilsin. Şimdi anayasa hazırlık demiştim katılımcılık lafı yeterli değil. Çünkü hani biz bir genel kavram olarak katılımcılığı kullanıyoruz ama gerçekten halkın katılması işte 2011'deki anayasa süreci o yüzden çok önemliydi. %90'a yakın toplumda bir yeni anayasa ihtiyacı vardı. Bu ne demek? Yurttaşından bu kadar susturulmuş olmasına rağmen yurttaşından demokratik toplum örgütüne hatta çeşitli toplum örgütlerine kadar herkesin bu yeni anayasa üzerinde tartıştığı, konuştuğu, fikir ürettiği bir ortamdan söz ediyoruz. Yani toplumsallaştığı ölçüde AKP'yi korkutan bir ortamdan ve dolayısıyla onu nasıl yok ettiklerinden, zaptıraptı aldıklarından. da Çünkü Halktaki bu talep onları korkuttu. Hatta ondan sonra şeyde de anlattım. Anayasa önerilerine erişimi yasakladılar. Şimdi ben böyle bir anayasa süreci Türkiye'de benzer bir anayasa süreci görmüyorum. Ama bundan evvel şeyi söyleyeyim. Yine böyle bir şey olamaz değil. Yani demokratik cumhuriyet yani diye tarif edilen, yani benim şöyle tarif ettiğim, insanların eşit, özgür, barış içinde, adil, emek haklarının sağlandığı, kadın toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, doğanın haklarının sağlandığı, eşit yurttaşlığın, halkın katılım ve denetim mekanizmalarının sağlandığı, demokrasinin her şeye kadar, yerel demokrasinin sağlandığı bir ülkede yaşamak ve böyle bir anayasa temel bir ihtiyaçtır. Zaten bugün seçim sürecinde de en azından Emek Özgürlük ittifakı. Ee, bu taleplerle Aslında şeye girecektir yani emek özgürlük ittifakının toplum temsil ettiği bütün şeyler bu talepleri seçim sürecinde de yükseltecekler bu seçim sürecinden alınacak sonuçlara göre Türkiye'de yeniden bir anayasa demokratik anayasa süreci e, başlayabileceğini başlatılabileceğini e, düşünüyorum ben ama öncelikle herhalde e, faşizmin kurumsallaşmasına engel olmak tek Adam Saray rejimini defetmek etmek e, ve ülkeye yarattığı büyük yıkımı bir şekilde e, onarmaya e, yine toplumu dışarıda bırakmadan e, onarmaya çalışmak lazım. Şimdi 1921 Anayasası bazı sorunları çözebilir. E, oradaki e, devletin kamu yönetiminin teşkilatlanması ile ilgili şeyler benim bildiğim kadarıyla e, bugün de yaşadığımız sorunlar olduğu için yani e, şöyle ifade edeyim e, daha yerel demokrasi dediğimiz talebe yakın olduğu ve ülkedeki başka hakların varlığını da hesaba kattığı için. Yani bu ülkede biz sadece Türkler olarak yaşamıyoruz, bu ülkede başka haklar da var. Onların ana dilinde yaşamakları var, onların kendilerini yönetme hakları var. Bunu hesaba katan bir yerden olduğu için dikkat edilecek bir anayasa olduğunu düşünüyorum. Fakat bugün ee, o anayasanın şeyine girmeyen çok fazla sorunla karşı karşıyayız. De mesela ekoloji bunlardan bir tanesi. Dünyanın sonuna doğru yaklaştığımızı, ee, yani gezegen kendini e, kapitalizmin saldırıları sonucu yok ediyor. Yani gezegen yok oluyor. Bunun gibi e, Türkiye'ye özgü, Türkiye'de yaşadığımız birçok sorun var. Bize hani bu geçmiş anayasa örneklerini de e, dikkate alan, e, toplumun ihtiyaçlarını, toplumun taleplerini dikkate alan ve mümkün olduğu kadar toplumun katılımını çeşitli mekanizmalarla sağlayan e, bir anayasa sürecinin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Dur. Bu ülkenin 40 yıldan beri en büyük demokrasi sorunlarından, en büyüğü demeyeceğim ama en önemlilerinden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi Kürtlerin e, demokratik bir biçimde bu ülkenin topraklarında kendilerini yöneterek, ana dillerinde konuşarak, eşit yurttaşlar olarak yaşama hakkıdır. Bu temel meselelerinden bir tanesidir. Bu meseleyi biz çözmeden bir demokratik anayasadan, demokrasiden söz edemeyiz. Bunu sürdüğü müddetçe bu ülkenin kaynaklarının savaşa harcamasını önleyemeyiz. İnsanların demin de söyledim çocukların okulda açlıktan bayıldığı bir ülkede... ...bilmem ne kadarı biz işte şeye harcıyoruz bir bomba bilmem ne kadar diye marifetmiş gibi... ...utanmadan söyleyebilmelerini engelleyemeyiz. Derin devlet diye şey yapılan ama devletin olağan beka müesseselerinin e, e, faaliyetlerini... Ve ülkeyi yönlendirmelerin, ülkenin gizli yöneticisi olmalarını engelleyemeyiz. Yani kontur gerilla dediğimiz yapı bugün kendisini e, bu Kürt meselesi üzerinden yapılandırıyor. Toplumun bek beka dediği, yani beka dediği de bu ülkede egemenlerinin çıkarlarıdır. Bugün ülkede bir savaştan, operasyondan bu yarı aç yarı tok yaşamaya çalışan toplumun yüzde doksanının hiçbir çıkarı olmadığı gibi zararı var. Ya o bombaların parasını biz yemeğe vereceğimize cebimizden ödeyip çocuğumuzu aç okula gönderiyoruz. Yani dolayısıyla biz bunu toplumsallaştırabildiğimiz ölçüde, buna insanlara anlatabildiğimiz ölçüde buradan bir barışçı çözüm yolu da e, çıkartabiliriz diye düşünüyorum. E, yani bir kere bu HDP'nin kapatılma, hazine yardımının kesilmesi, yani Kürtlerin kendilerini demokratik siyasi alanda ifade ettikleri bir yapı değil mi HDP? En meşru meclisin üçüncü partisi ne yapılıyor? Hazine yardımı bloke ediyor. Bunda deniyor ki yani HDP'ye sen siyaset yapma. Yani e şimdi bu ne demek? E, kapatma kararı şeyi de var. Davası da sürüyor. Yani Kürtler demokratik siyasetin dışına sadece Kürtler mi? Aslında bu em ülkede e, emekten demokrasiden yana olan herkes. E, ben de HDP'ye oy veren bir insanım. Bana deniyor ki. E, kendin demokratik sana hiçbir demokratik siyaset kanalı bırakmıyoruz. Benim hem seçme seçilme hakkımı hem en temel vatandaşlık haklarımı e, elimden alıyor. Bunu yaparken de ne yapıyor? Bunu meşrulaştırmak için savaş politikalarına başvuruyor, milliyetçiliğe başvuruyor, militarizme başvuruyor. Bunun bir parçası olarak yani Kürt sorununu demokratik yollardan barışçı yollardan değil, halbuki toplumda böyle bir talep meşrulaşması oluşabilirken ne yapıyor? İşte e, HDP'nin ısrarla e, tecritin kaldırılmasını istediği, barış sürecine çözümde bulunması için tecridi kaldırması istediği şey, insanlık dışı bir şekilde ne ailesiyle ne avukatlarıyla görüşemeden dünyada örneği olmayan bir biçimde hapiste tutuyor. Yani başlı başına bir garabet. Buradan e, şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu ülkede barış isteyen insanların hükümetin bu politikalarına karşı ortak mücadele etmeleri, bu atılan adımların, HDP'nin kapatılma çalışılmasının, hazine yardımına bu leke konulmasının sadece HDP'yi, HDP, yurttaş seçmenlerini, HDP üyelerini değil, bu ülkedeki her vatandaşı, her muhalif vatandaşı, her muhalif partiye vurulmuş, vurulmak istenen bir darbe olduğunu, toplumsal muhalefetin nasıl sindirilmek istediğini, bunun için hangi araçları kullandığını iktidarın iyi görebilmek e, lazım diye düşünüyorum.